13 Ekim aslında mitingi çok önemlidir. Niye önemlidir? Son süreçte Türkiye'nin yaşadığı çoklu krizler, Orta Doğu'da yaşanan savaşlar ve Kürt Halk Öneri Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin aslında bir anlamıyla 13 Ekim'de istasyon meydanında halkın bu anlamda hem kimliğine hem önderliğine hem genel itibariyle bir bütün o yaşanan krize ses vermesi anlamında, bu gidişata bu dur demesi anlamda önemlidir. Bunun için çalışmalarımız çok yoğun devam ediyor. Ama mevcut durumda Sayın Hoca'nın üzerinden ağırlaştırılmış bu tecritin aslında mevcut durumda Orta Doğu'da ve Türkiye'de gelişen son süreçteki gelişen durumlarda aslında ne kadar etkili olduğu, ne kadar Sayın Öcalan'ın bu halklara armağan ettiği paradigmanın aslında nasıl cevap olacağını da biliyoruz. Bu anlamda çok önemlidir. Bu anlamda tecridin kırılması çok önemlidir. Halkların bir nefes alması, Orta Doğu'daki bu krizin aslında bir nevi de cevabı olabileceğine inandığımız, ona Orta Doğu'daki yaşayan bütün halklara da cevap olacağına inandığımız bu paradigmanın artık konuşuluyor olması uluslararası arenada da bunun sistemleşmesi için, bunun hayata geçmesi için bu anlamda çok önemlidir. Özellikle Türkiye'de çok önemlidir. Türkiye'de çoklu krizlerin birlikte yaşadığı, Orta Doğu'nun den bağımsız olmayarak aynı zamanda savaşın yürütüldüğü bir yerde bütün halkların bütün bütçesinin savaşa ayrıldığı ve bununla beraber çoklu krizlerin yaşandığı bugün bu ülkede eğitimden, sağlıktan, kültürden, ekonomiden bir bütün olarak baktığımızda her şeyi aslında toplumsal olarak bütün toplumsal değerlerin çürütüldüğü bir noktada aslında bizim kadın özgürlükçü ekolojik paradigmamız buna cevaptır. Bu halkların birlikte yaşayacağı ortak kolektif bir yaşam süreceği bir paradigmadır. Bunun için 13 Ekim mitingi çok kıymetlidir, çok önemlidir. Bu anlamda biz de bütün halklarımıza bu mitingi sahiplenmeleri ve bir bütün olarak Kürdistan'ın kalbinden, Ahmet'ten tekrardan daha önce yaptığı Nevroz'da yaptığı iradesini halklara, bütün dünya halklarına dedi ki kimse benim irademi ayaklar altına alamaz, benim irademimi tanımamazlık edemez ve nasıl ki startının Nevroz'da verdi ve milyonlar Nevroz alanına aktı, yine eminiz 13 Ekim saat 1'de istasyon meydanı yine o kitlelerin aktığı ve özgürlüğü haykırdığı, eşitsizliği reddettiği bir gün olacak diyor. Pazar günü büyük miting yapılacak ve bu miting sadece siyasi bir miting değil, Kürt halkını yok sayanlara bir cevap olacaktır. Kürt halkının gözü Ahmet'te olacak ve dünyanın gözü pazar günü Ahmet'te olacak. Ve oradan barış çağrımızı yapacağız. Eğer ülkede bir barış sağlanacaksa İmralı'nın kapısı açılmalı ve barış görüşmeleri yeniden başlamalıdır. Türkiye'yi yönetemeyen bir iktidar var ve burada bir çözüm yolu sunuyoruz Ahmet'ten. İktidar Ahmet'e kulak vermeli ve bu barış çağrısına mutlaka yanıt vermelidir. Ülke içinde halkla barışı sağlamayan dünyada barışı isteyemez ve Kürt halkı bir barış talebinde bulunuyor. Bütün Türk ve Kürt halkını, ülkede bir barış isteyen herkesi 13 Ekim'de istasyon meydanında herkesi bekliyoruz. Bu miting çok uzun zamandır içinden geçtiğimiz savaş koşullarının sona ermesinin yolunu açabilir. Bizim açımızdan, özellikle biz Kürtler açısından büyük bir önemi var. Çünkü biz diyoruz ki bu İmralı'da uygulanan mutlak iletişimsizlik hali tam bir işkence sistemidir. Tecrit sisteminin kendisi hem Türkiye halkları üzerinde hem Orta Doğu halkları üzerinde uygulanıyor. Çünkü bu sistemin oluşturulmasıyla beraber savaşın yükseldiğini zaten gün be gün yaşadık ve tanıklık ettik. Bütün bu savaşları durdurabilecek bir çözüm önerisi olan tek bir irade var. Ve Kürt halkı bu mitingde bunu işaret edecek. Diyecek ki biz demokratik çözüm istiyoruz. Savaşın sonlanmasını istiyoruz. Çünkü halkın talebi de zaten bu yönde. Halk Sayın Abdullah Öcalan'la yeniden müzakereye başlanmasını esas alıyor ve onu çözüm gücü olarak görüyor. Bizim açımızdan da öyle. Ve biz biliyoruz ki demokratik çözümün adresi İmralı'dadır ve o İmralı'nın kapıları açılmak zorundadır. Bu Türkiye halkları için, Kürt halkı için, Orta Doğu halkları için elzemdir. O nedenle
hem Ahmet halkını hem Türkiye'deki bütün de demokratik, yani kendini devrimci, demokratik olarak tanımlayan, kendini özgürlükçü tanımlayan aktivist, muhalif, insan hakları savunucusu fark etmiyor. Herkese çağrımız var. Ahmet mitingi o ruhu yansıtacak. Ahmet mitingine yüz binler gelecek. Biz bu mitingde bu talebimizi güçlü bir şekilde bir fotoğraf olarak hem dünyaya hem Türkiye'deki bütün iktidar kesimlerine göstereceğiz. Herkesin, her bir yurttaşın, her bir bireyin bu mitinge katılmasının büyük bir önemi var. Buradan da çağrımızı yineleyelim. Biz özellikle kadınlara, gençlere, bütün bu geleceksizlik ve şiddet içerisinde geçen yaşamın içerisinden çıkmak mümkün. Yeni, gerçekten demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir yaşam hep birlikte inşa edebiliriz. Bunun yolu da bu mitingle vereceğimiz mesajla açılacak. Buna inanıyoruz. Herkese çağrımızı yineliyoruz.